Songuç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 1. dönem 2. yazılıyla karşınızdayız arkadaşlar. Liseli olduk, adapte olalım, süreç geçirelim, ilk yazılılar falan derken ta 2. yazılıya kadar geldik. Neredeyse dönemi kapatmak üzereyiz ve dolu dizgin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi de aynı çalışmaları sürdüreceğiz ve kimyanın 2. yazılısına deli gibi hazırlanmış bir şekilde giriyor olacağız hep birlikte. O zaman ne yapalım, hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce bir konularımızı inceleyelim. Neler vardı, neler yoktu, şunlara bir göz atmak istiyorum. Öncelikle baştan geldiğimiz yere kadar her şey var arkadaşlar. Peki ne vardı en başta? Şöyle bir hafızamızı yoklayalım bakalım. İlk ünite olarak kimya bilim ünitesi karşımızda vardı. Burada kimyanın bilim olma sürecine değmiştik. Yani en başta simya demiştik kimyanın önceki hali için. Bu belli aşamalardan geçerek günümüzdeki kimya, yani bilim haline geliyordu ki simya bir bilim değildi. Peki alt başlık olarak neler vardı? Bilim olma sürecinden bahsettik. Ardından yani daha önceki uygarlıkların neler yaptığı, hangi çalışmaların olduğu, bu dönemlerde hangi gelişmelerin kaydedildiğinden bahsetmiştik. Simya ve kimya arasındaki önemli farklardan bahsettik. Simya neden bilim değil, kimya neden bilimdir, bundan bahsettik. Uygarlıkları, belli uygarlıkların kimyanın gelişimine, simyadan kimyaya geçişe katkılarından bahsettik. Burada tabii öne çıkanlar Mezopotamya, Mısır uygarlıkları, Yunani uygarlıkları, ardından Orta Asya uygarlıkları, İslam uygarlıkları, Çin medeniyeti ve Hint medeniyeti gibi medeniyetlerden bahsettik. Bazı çok önemli bilim insanlarından bahsettik. Hani simyayı kimyaya dönüştüren bilim insanlarından bahsettik. Tabii bu çok önceki dönemlerde Demokritos, Aristo, Empedokles'le başlayıp ardından bilimsel çalışmalara biraz daha başlandı. İşte Robert Boyle, Levoisier gibi insanların ortaya çıktığı kısımda bahsettik. Ve tabii ki burada önemli İslam alimlerinden, İslam bilim insanlarından da bahsetmiş olduk. Cabir bin Hayyan gibi. Ardından kimyaya geçtik ve kimyanın disiplinlerini, yani alt başlıklarını inceledik. Organik kimya nedir, analitik kimya nedir, inorganik kimya nedir gibi birçok alt disiplini tanımladık. Nerede kullanıldığını, hangi alanda bunlara ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. Ve sonrasında kimyanın ilgili olduğu, alakalı olduğu bazı endüstrilerden bahsettik. İlaç endüstrisi gibi, gübre endüstrisi gibi alanlardan bahsettik ve kimya ile ilgili mesleklerden bahsettik. Yani bir meslek düşünün ki orada kimya bilmek şart. Ne gibi? Kimyagerler gibi, ne gibi? Kimya öğretmenleri gibi, ne gibi? Eczacılar gibi bazı mesleklerden bahsettik ve kimyanın sembolik diline geldik. Tabii ki kimyanın sembolik dilinde alt başlık olarak neler vardı? Elementler ve bileşikler. Elementlerin sembollerinden, bileşiklerin formüllerinden bahsettik. Günlük hayatımızda yoğunlukla kullandığımız bazı element ve bileşikleri ezbere bileceğiz dedik ve ezberledik. Ardından iş sağlığı ve güvenliği kısmında da tabii ki iş sağlığı ve güvenliği diyorsak ve kimyadan bahsediyorsak laboratuvarlar işin içine giriyor. Burada laboratuvar kurallarından bahsettik. Bazı laboratuvar malzemelerini tanıdık. Laboratuvarlarda karşımıza çıkacak ya da kimyasalların üzerinde karşımıza çıkacak uyarı işaretlerinden bahsettik. Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bazı faydalı ve bazı zararlı kimyasalların neler olduğunu tanımladık. Genel olarak şöyle bir göz attık onlara. Ardından ne geldi peki? İkinci ünitede karşımıza atom ve periyodik sistem kısmı çıktı. Tabii ki bu ikinci yazılı olduğu için birinci üniteden çok fazla soru gelmesini beklemiyoruz. Ancak sorumlu muyuz? Evet, sorumluyuz arkadaşlar. Karşımıza soru çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Asıl soru buradan çıkacak diyebiliriz. Atom ve periyodik sistem kısmında İlk olarak atom modellerinden bahsettik. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerinin neler olduğunu, neler açıkladıklarından bahsettik. Modern atom teorisindeki orbital kavramının tanımını yaptık en azından. Şöyle bir girizgah oldu buraya. Bu atom modellerinden sonra, yani atom kavramını ta en başta en ilkel halinden bugünkü haline getiren çalışmaları genel olarak adım adım özetlemiş olduk. Atomun yapısını inceledik. Atom altı tanecikleri, yani protonları, nötronları, elektronları belirledik. Bunların atomun yapısındaki çekirdekte mi yoksa katmanlarda mı ya da orbitallerde mi yer aldığını belirttik ve izotop, izoton, izobar ve izoelektronik alt başlıklarıyla izotürleri işledik. Buradan sonra artık periyodik sisteme başladık. Periyodik sistemde neler vardı peki? İlk çalışmalar, yani Mendeleyev ve Moseley'in yaptığı önemli çalışmalar. Mendeleyev'i biz periyodik sistemin babası olarak tanımladık. Çünkü bugünkü haline en yakın çalışmayı bu yapıyordu. Ve onunla ilgili çok önemli noktalara değindik. Bıraktığı boşluklar gibi.
Ardından günümüzdeki modern periyodik sistemde nasıl yer bulabiliriz? Hani biz diyoruz ki atom numarasının bir fonksiyonudur periyodik sistem. Dolayısıyla biz bir elementin atom numarasını biliyorsak onun periyodik sistemdeki yerini de bulabiliriz. İşte onun üzerine yaptığımız çalışmalar vardı ve biz elementleri, periyodik sistemde yer alan atomları neye göre sınıflandırdık? Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olarak dört başlıkta inceledik. Sonrasında periyodik özellikler, periyodik sistem fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerin periyodik değişimini kurgulayarak ortaya çıkmış bir sistemdi. Buradaki bahsettiğimiz fiziksel kimyasal özellikler nelerdi, bunlara değindik. Neydi bunlar peki? Atom yarıçapı demiştik ki periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe atom yarıçapı artar. Elektron ilgisi sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor demiştik. Soy gazları devre dışı bırakıyoruz ve flor klor arasında bir istisna var demiştik. İyonlaşma enerjisi yine periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor dedik. Ve en büyük iyonlaşma enerjisi helyumda oluyordu bu yüzden. Elektronegativite periyodik sistemde tıpkı elektron ilgisi gibi sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor. Ve soy gazları devre dışı bırakıyoruz. Ancak burada flor klor istisnası yoktu. En büyük elektronegativite flordaydı. En büyük elektron ilgisi klordaydı. Bunu da şöyle bir hatırlayalım. Metalik ve ametalik özellik ise birbirinin tam tersi. Elektron vermeye karşı istek metalik özel aktiflikti. Dolayısıyla sola ve aşağı doğru geldikçe artıyordu. Ametalik özellik de sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Tıpkı elektronegativite olduğu gibi soy gazları da devre dışı bırakıyorduk. Genel anlamda bunları işledik ve ardından üçüncü üniteye şöyle bir tadımlık giriş yaptık. Tabii ki üçüncü ünitenin hepsi karşımıza çıkmayacak. Ancak belli noktaları karşımızda olacak. Kimyasal türler arası etkileşimler bizim ünitemizin genel başlığı. Ve burada şimdiye kadar kimyasal türleri tanımladık. Tabii ki bazı okullarda henüz buraya geçilmemiş olabilir. Bazı okullarda biraz daha ileri gidilmiş olabilir. Ama genel anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın programını takip eden okullarda henüz burada olmamız gerekiyor. Kimyasal türleri atom, molekül ve iyon başlıkları altında inceleyip etkileşimleri sınıflandırmaya yoluna giriyoruz. Tabii iki tür sınıflandırmamız var. Birincisi bağlanan türlerin niteliğine göre sınıflandırma, ikincisi de bağın sağlamlığına göre sınıflandırma diyeceğiz ve genel olarak biz bağın sağlamlığına göre sınıflandırma olayını tercih edeceğiz. Hemen sorularımıza bir geçelim o zaman. Vakit kaybetmeyelim burada. Aşağıdaki tabloda özelliği verilen madde ve maddeleri belirtiniz. Hani birinci ünitenin sonuna doğru bazı kimyasal maddelerin faydalı ve zararlı özelliklerini görmüştük. İşte burada karşımıza çıkacak bazı maddeleri belirlememizi istiyor. Şimdi asit yağmurlarına sebep olan maddeler kimlerdi? Hemen hatırlayalım. Bir, iki tanesi çok önemli etkiydi. Üçüncüsü biraz daha ikincil durumda kalıyordu. Kükürt oksitler, SO3 gazı. Bu havadaki su buharıyla tepkimeye girip sülfürik asit oluşumuna sebep oluyordu. Dolayısıyla İlk maddemiz bu. İkinci maddemiz azot oksitler, azot dioksit gazı. Azot dioksit gazı da benzer şekilde havadaki su buharıyla tepkimeye girdiği zaman nitrik asidin oluşumuna sebep oluyordu. Böylece de asit yağmurlarını ön plana çıkarıyordu. Asit yağmurlarına sebep oluyordu. Yani ikinci maddemiz de azot dioksit gazı. Üçüncü maddemiz, yani biraz da arka planda kalan ise karbon dioksit gazıydı. Çünkü o da suyla tepkimeye girdiği zaman karbonik asidin oluşumuna sebep oluyordu. Yani bu özelliğe sahip 3 tane maddemiz var. Gaz halde bunlar. Bunların oluşturduğu kükürt trioksit ve azot dioksitin oluşturduğu maddeler kuvvetli asitler olduğu için bunları birincil olarak değerlendiriyoruz. Karbon dioksitin oluşturduğu karbonik asit zayıf bir asit olduğu için onu ikincil etken olarak değerlendiriyoruz. Ancak tabii ki onun da varlığı yine asit yağmurlarına sebep oluyordur. Küresel ısınmanın temel sebebidir diyor arkadaş. Tabii ki küresel ısınmaya, yani sera etkisine sebep olan bir sürü gaz var. Ancak temel sebep deyince atmosferde en fazla buna sebep olan gazdan bahsediyor olacağız. Bu da tabii ki fosil yakıtlarımızın, kömürlerin ya da arabada kullandığımız benzinin açığa çıkardığı gazdan bahsediyoruz tabii ki. Karbondioksit. Küresel ısınma deyince ya da sera etkisi deyince aklımıza bu gaz gelecek arkadaşlar. Hani karbon salınımını engellemek için uğraşıp duruyoruz ya, işte oradaki karbon salınımından kastettiğimiz şey aslında karbondioksit gazıdır. Kemik ve diş yapısının temelini oluşturan maddedir. Biz neden süt içiyoruz? Kemiklerimiz gelişsin, dişlerimiz gelişsin diye. Çünkü yapısında sütün kalsiyum var ve kalsiyum bu kemik ve diş yapısının temelini oluşturan maddedir diyorduk. Kandaki hemoglobin, bunu duyduğumuz anda aklımız demire gidecek arkadaşlar. Çünkü kandaki hemoglobinin yapısında yer alıyor ve onun kırmızı rengini veren şey, dolayısıyla da oksijenin taşınmasına yardımcı olan
element demir elementidir ve faydalı elementler arasında bu da yer alıyordur. Hemen bir sonraki soruda artık ikinci ünitenin sorularına bakmaya başlayabiliriz. Aşağıdaki tabloda özelliği verilen atom modellerinin ismini belirtiniz. Şimdi bazı özellikler verilmiş. Bu özelliğe sahip olan atom modeli hangisiymiş? Bunu bizim belirlememizi istiyor. Negatif yüklü taneciklerden ilk defa bahsedilen atom modeli hangisidir diyor. Şimdi kronolojik sıra yapacak olursak biz şöyle bir gidelim. Dalton ilk sıradaydı. Ardından Thomson geliyordu. Ardından Rutherford atom modeli geliyordu. Sonrasında Bohr atom modeli geliyor ve tabii ki en son haliyle bizim karşımıza modern atom teorisi çıkıyor. Şimdi en başta Dalton sadece içi dolu bir küreden bahsederken Thomson burada negatif yüklü taneciklerin ve pozitif yüklü bir küreden bahsediyordu. Negatif yüklü taneciklerin bunun içerisinde rastgele dağılmış olmasından bahsediyordu. Hatta üzümlü kök modeli olarak biliyorduk biz bunu. Dolayısıyla burada bahsedilen atom modeli tabii ki Thomson atom modeli olacak. Alfa saçılması deneyi deyince aklımız hemen Rutherford'a gidecek. Çünkü alfa saçılması deneyiyle çekirdeği keşfetmiştir ve çekirdek kavramının yer aldığı ilk atom modeli Rutherford atom modelidir. Dolayısıyla hemen bunu eşleştirebiliriz. Rutherford'un bu kavramı bize kazandırdığını belirtebiliriz. Atomu içi dolu berk küre olarak tanımlamıştır. İçi dolu berk küreden, yani parçalanamaz bir küreden bahsediyoruz. Yani atomun en ilkel tarifi bu. Dolayısıyla en ilkel tarifini ilk sırada gelen abimiz yapacaktır. Yani Dalton'un atom modelinde yer alan ifade buydu. Yörünge kavramından ilk defa bahseden atom modelidir. Şimdi Rutherford çekirdeği buldu. Yani protonların pozitif yüklü taneciklerin konumunu belirtti ama negatif yüklü taneciklerin, yani elektronların konumu ile ilgili net bilgiler veremedi. Bunu düzelten kişi kim oluyordu? Rutherford'dan hemen sonra gelen Bohr oluyordu tabii ki. Yörünge kavramını ilk defa bizim literatürümüze kazandırıyordu. Elektronların konumunu orbital kavramıyla açıklayan atom modelinden bahsediyorsak orbital kavramını biz elektron bulutu olarak da ifade edebiliyorduk. Dolayısıyla bu en güncel hali oluyordu atom modellerinin. Dolayısıyla modern atom teorisinde yer alan ifadeden bahsediyoruz. Bu atom modeli aşağıdaki taneciklerden hangisinin davranışını açıklamada yetersiz kalır diye sormuş. Şimdi Bohr atom modelini hatırlayacak olursak yörünge kavramını ilk defa literatüre kazandırıyordu. Ve bunu ışığın etkisiyle açıklıyordu. Daha doğrusu bir maddeye verdiği enerjiden hani elektron katmanlar arasında yer değiştiriyordu. Ve bu yer değiştirme esnasında açığa çıkan ışığın dalga boyundan biz onun enerjisini hesaplıyorduk. Şimdi Bohr burada sadece bir tane elektronu olan tanecikleri açıklayabiliyor. Çünkü ona belli miktarda enerji veriyor ve verdiği bütün enerjinin bir elektron tarafından kullanılması gerekiyor ki biz onun davranışını açıklayabilelim Bohr'a göre henüz. Daha fazla elektron olursa o enerjiyi aralarında paylaşacaklar ve hangisi ne kadarını kullandığını bilemeyeceğiz. Dolayısıyla açıklayamayacağız. Yani koşul neymiş? Tek bir tane elektron olacak ki Bohr bunu açıklasın. Şimdi hidrojene baktığımız zaman bir tane protonu var. Dolayısıyla nötr halde olduğu için bir tane de elektronu vardır. Bohr bunu açıklar. Helyuma baktığımız zaman iki tane protonu var. Nötr halde olduğu için iki tane elektron olur. Birden fazla elektron varsa Bohr bunu açıklamakta yetersiz kalır. Bu taneciğe baktığımız zaman şimdi iki tane protonu var. Artı bir yüklü olmak ne demek? Bir tane elektronu biz bunu almış götürmüşüz. Dolayısıyla sadece bir tane elektronu var. Yani Bohr bunu açıklayabilir diyeceğiz. Lityuma bakıyoruz. 3 tane protonu var, nötr olduğu için elektron sayısı da 3. Bohr bunu açıklayamaz. Bir tane olması gerekiyordu çünkü. 3 artı 1 yüklüyse bu ne demek oluyor? 3 elektrondan bir tanesini koparmışım. Dolayısıyla 2 tane elektronu varmış. Yani bunu da açıklayamayacak. Lityumun artı 2 yüklü taneciğinden bahsedecek olursak 2 tane elektronunu alırsam ben 3 elektronlu bir tanecikten tabii ki sadece bir tane elektronu kalır. Dolayısıyla Bohr bunu da açıklar bu şekilde. Bohr'un hangi tür atomları açıklayabildiğini, hangilerini açıklayamadığını gayet net bir şekilde gözlemlemiş olacağız. Yukarıdaki grafikte X, Y, Z ve T taneciklerinin atom numarası, kütle numarası ilişkisi bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki tanecik çiftlerinin izotürünü belirtiniz diyor. Şimdi biz bu X, Y, Z, T taneciklerini biraz daha sembolik olarak biraz daha net bir şekilde yazacak olursak. Şimdi X taneciğini grafiği hemen inceliyorum. Atom numarasının 18 olduğunu söylemiş. Yani şuraya 18 yazacağım. 18 tane protonu varmış. Kütle numarası 38'miş. Yani sol üstte ben 38 yazacağım. Bu 38 değeri neydi?
proton ve nötron sayılarının toplamıydı. Nötron sayısı dolayısıyla bu ikisinin farkı kadar olacak. Yani X'in 20 tane nötron olduğunu buradan anlayacağım. Gelelim Y'den bahsetmeye. Y'nin 19 tane protonu varmış, atom numarası 19 olduğu için. Benzer şekilde 38 kütle numarasıymış. O zaman bu ikisinin farkı kadar nötron olacak. Yani toplamda 19 tane nötron olduğunu söyleyeceğiz. Z'den bahsedecek olursak. Z'ye geldiğimiz zaman 20'ymiş atom numarası, proton sayısı yani. 39'muş onun kütle numarası. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark kadar yani 19 tane nötron olduğunu gördük. T'den bahsedecek olursak da benzer şekilde T'nin 19 tane protonu varmış. 39 kütle numarasıymış. Dolayısıyla aradaki fark kadar yani 20 tane de bunun nötronu varmış diyeceğiz. Şimdi izotürlere geldiğimiz zaman X ve Y'ye bakıyorum. X ve Y'de proton sayıları farklı. Nötron sayıları da farklı. Ancak kütle numaraları birbiriyle aynı. Dolayısıyla bu ikisinin de farklı olmasına rağmen kütle numarası yani toplamları birbiriyle aynı olan atomları biz izobar atomlar diyorduk. X ve Y birbirinin izobarıymış. Geliyoruz X ve T'yi incelemeye. X ve T'ye bakıyorum. Aynı olan ne var? Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı. Dolayısıyla kütle numaraları da farklı. Yani ne yapıyoruz? Eğer nötron sayıları aynıysa biz bunları izoton atomlar olarak değerlendiriyoruz. Y ve T'ye geldiğimiz zaman bakıyoruz proton sayıları aynı. Nötron ve kütle numaraları birbirinden farklı. Eğer proton sayıları birbiriyle aynıysa biz bu tür izotüplere, atomlara izotop atomlar ismini veriyorduk. Hani şu sondaki P ve N harfleri de aslında bize kopya veriyor hangisi olduğuna dair. Y ve Z'ye baktığımız zaman ise nötron sayıları aynı, proton ve kütle numaraları aynı. Dolayısıyla yine nötron sayıları aynı çıktığı için biz bunların birbirinin izotonu olduğunu ifade edebileceğiz gönül rahatlığı içerisinde. Yani böyle bir grafikle karşılaşırsak ne yapacağız? Kütle numarası hemen grafikte bakıyoruz. Birbiriyle aynı. Atom numaraları farklı olduğuna göre zaten izobar olmak zorunda. Ya da hemen şurada üst üste gelmişler. Proton sayıları aynı, dolayısıyla izotop olmaları gerekiyor. Çaprazlık varsa bu onların nötron sayılarının aynı olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada da izoton atomlar olduklarını söyleyebiliriz. Hemen bir sonraki soruda ne yapılmış bakalım. Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz diyor. Hemen ifadelere bir bakacak olursak. Mendeleyev periyodik sisteminde özelliklerin elementlerin artan kütle numaralarına göre değiştiğini belirtmiştir. Arkadaşlar Mendeleyev deyince aklımıza kütle numarası, Moseley deyince aklımıza atom numarası gelecek. Dolayısıyla bu ifade doğru oldu. Mendeleyev'in en büyük eksikliği buydu zaten. Çünkü atom numarası henüz keşfedilmemişti. O atomların kütle numaralarına göre sıralandığını düşünmüş. Bunu ifade etmişti. Oysa ki Moseley sonradan gelip atom numarası kavramını X ışınları sayesinde keşfedince aslında bizim periyodik sistemi kütle numarasına göre değil atom numarasına göre sıralamamız gerektiğini ifade etmişti ve günümüzde de biz atom numarasına göre sıralamaya devam ediyoruz. Modern periyodik sistemdeki yatay satırlar periyot olarak isimlendiriliyor. Dikey sütunlar ise grup olarak isimlendiriliyordu. Yine gayet doğru bir ifadeyle karşılaştık. Modern periyodik sistemde 18 adet periyot yer alır diyor. Arkadaşlar periyodun sayısı 7 idi. 18 tane grup vardı çünkü 8 tane A, 10 tane de arada B grupları vardı. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış oldu. Periyot sayımız 7 çünkü. Modern periyodik sistemin ikinci grubu toprak alkali metaller olarak adlandırılır. Şimdi periyodik sistemi şöyle basitçe çizecek olursak şöyle bir şey olması gerekiyor. Evet. İkinci grubumuz ta burada. Dolayısıyla hemen soldan ikinci sırada burada 2A grubu vardı ve biz 2A grubunun özel adının toprak alkali metaller olduğunu söylüyorduk. Bu ifademiz doğru oldu. Modern periyodik sistemin üçüncü grubu toprak metalleridir diyor. Toprak metalleri 3A grubu elementleridir. 3A grubu nerede? Burada. Bize periyodik sistemin üçüncü grubu diyor. Oysa ki üçüncü grubun burada olduğunu söyleyeceğiz. Yani B gruplarından birinden bahsediyoruz. 3B grubundan bahsediyoruz. Toprak metalleri ta burada. 13. grupta yer alıyor. Yani şu yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. Birinci ve ikinci gruplar evet 1A ve 2A grubu. Ancak 3A grubu aradaki B gruplarından yani 10 tane sütundan sonra geldiği için ta 13. sırada yer alıyordur. Bu ifademiz bu yüzden yanlıştır.
Aşağıdaki tabloda verilen taneciklerin nötr ve temel halde elektronların katman dağılımını ve modern periyodik sistemdeki yerlerini belirleyiniz demiş. Şimdi biz periyodik sistemde yer bulma istiyorsak ihtiyaç duyacağımız bilgi tabii ki atom numarası olacak. Yani o atoma ait proton sayısını bileceğiz ki biz buradan elektronların katmanlara dağılımını yazalım. Buna göre de grup ve periyot numarasını belirleyelim. O zaman ilk önceliğimiz bu taneciklerin proton sayısını yani atom numarasını bulmak olsun. Şimdi X tanecik için demiş ki 10 tane elektronu var ve eksi 1 yüklü. Yani ne demek bu? Dışarıdan bir tane elektron alınca 10 tane elektron oluyor. O zaman 9 tane normalde temel haldeyken, nötr haldeyken elektronu varmış. Yani atom numarası 9'muş. Proton sayısı 9'muş. Burada zaten doğrudan bana 17 diyerek atom numarasını vermiş. İhtiyaç duyduğum bilgi zaten burada. Buraya geldiğimiz zaman 18'e artı 2 diyor. Yani dışarıya 2 tane elektron verince bunun 18 tane elektronu oluyor. O zaman temel halde kaç tane elektronu var? Tabii ki 20 tane. Yani proton sayısı da nötr haldeyken 20'ymiş ki dışarıya 2 tane elektronu verince 18 tane elektronu kaldı. T'ye geldiğimiz zaman 7 tane nötronu var. 13 tane kütle numarası 13. Dolayısıyla proton sayısı bu ikisinin farkı olması gerektiği için 6 tane protonu olduğunu ifade edebiliriz. Yani atom numarası 6'ymış. O zaman hemen katman dağılımını yapalım. Katman dağılımında temel prensip neydi? Zaten ilk 20 elementten sorumluyuz. İlk katmanda 2 tane elektron olabiliyor. İkinci katmanda 8'e kadar olabiliyor. Üçüncü katmanda yine 8'e kadar olabiliyor. Dördüncü katmana da 2 elektron geldiği zaman bu ilk 20 elementten bahsetmeyi bitirmiş oluyoruz. Sorumlu olduğumuz kısım burası. Buradan sonrasında mevzu biraz daha alengirleniyor. O yüzden oraya hiç girmeye gerek yok şimdilik. 9 tane elektronu varsa hemen bu düzende yazacak olursak. İlk ikisi birinci katmana geldi. Yazdım bunun yerine. 7 tane elektronumuz kaldı. Bakıyoruz ikinci katmanla hemen 7 tane elektronu yazdığımız zaman zaten tamamlanmış oluyor. Periyot numarasını belirlemek için kaç tane katman yazdıysam periyot numarası odur. 2 tane katman var dolayısıyla ikinci periyotta yer alır. Gruba geldiğim zaman son katmandaki elektron sayısına yani değerlik elektron sayısına bakıyorum. 7 tane var dolayısıyla 7 A grubundadır diyeceğim. İlk 20 elementten sorumlu olduğu için her zaman A grubu gelecek karşıma zaten. 17 olduğu zaman hemen ben yine bu düzene göre yazıyorum. İlk 2 elektron ilk katmana geldi. Sonra 8 elektron ikinci katmana geldi. 10 tane elektronu yazdım. 7 tane elektron yazmam gerekecek. Dolayısıyla 8'e kadar şansım olduğu için ben bu geri kalan 7 elektronu da buraya yazabilirim. 2, 8, 7 benim katman dağılımım olur. Şimdi 3 tane katman yazdım. O zaman bu 3. periyotta yer alıyor. Son katmana bakıyorum 7 tane elektron var. Yani değerlik elektron sayısı 7. O zaman bu da tıpkı X gibi 7A grubunda yer alıyordur. Yani bir halojendir diyebilirim. Z'ye geldim. 2 dedim, 8 dedim, 8 dedim. Bakıyorum 18 tane elektronu yazdım. 20 tane elektron ihtiyacım var. O zaman son 4. katmana da 2 tane elektron koyduğum zaman ben Z'nin dağılımını yapmış olacağım. 4 tane katman yazdım. O zaman bu 4. periyotta yer alıyordur. Son katmana bakıyorum 2 tane elektron var. Yani değerlik elektron sayısı 2. Dolayısıyla grubu da 2A grubu olacak. T'ye baktığım zaman 6 tane elektronu var. O zaman ne diyeceğim? İlk katmanda 2 elektron olacak. İkinci katmana sadece 4 tane elektron kaldı. Şimdi 2 tane katman yazdığıma göre bunun periyot numarası 2 olacak. Periyodik sistemin ikinci periyodunda yer alacak. Son katmanda 4 elektron olduğu için 4A grubunda yer aldığını söyleyeceğim. Yani karbon grubunda yer alıyordur diyeceğim. Periyodik sistemde yer bulma kısmında güzelce hatırladığımıza göre bu yerlerin isimleri nelermiş onlardan bir bahsedelim. Aşağıdaki modern periyodik sistemde yer alan grupların adlarını belirtiniz diyor. Şimdi biz grupları belirlerken ne yapıyoruz? İlk sırada 1A grubumuz yer alıyordu. Yani periyodik sistemin birinci grubu 1A grubuydu ve biz onu alkali metaller olarak isimlendiriyorduk. Alkali metaller bu grupta. Bu grubun özelliği ne peki? En üstte hidrojen var. Hidrojen bir ametal. O çok istisna bir durum. Onun dışındakilerin tamamı metalik özellik gösteriyor. Bu grupta şuna dikkat edin arkadaşlar. Hidrojen haricindekilerin hepsi metaldir. Hatta alkali metaldir. Ancak hidrojen alkali metaller grubunda yer alır. Ancak kendisi bir alkali metal değildir. Çünkü zaten metal değildir. İkinci gruba geldiğimiz zaman 2A grubu olarak isimlendiriyorduk. Bu da şuradan karıştırmayalım. 3A grubunun adı toprak metalleri. 1A grubunun adı alkali metaller. 2A grubu ikisinin melez hali diye düşünebiliriz. Toprak, alkali,
metaller olarak isimlendirilecek arkadaşlar. Toprak alkali metallerinin olayı nedir peki? Burada istisna durum yok. Hepsi tamamı metalik özellik gösterir. Bir A'dakilerin hepsi hidrojen hariç her zaman artı bir değerlik alır. Toprak alkali metaller her zaman artı iki değerlik alır diyeceğiz. 3A grubuna geldiğimiz zaman A gruplarından ilerleyelim. Şimdi periyodik sistemin birinci grubu 1A. İkinci grubu 2A. Arada 10 tane sütun var. 13. grubu 3A. Az önce yaptığımız soruda da bunu sormuştu zaten. Bunu asla karıştırmıyoruz arkadaşlar. 3A grubunun adı toprak metalleridir. Toprak metalleri grubundan bahsedeceğimiz zaman, şimdi alkali metallerde dedik ki en başta hidrojen var, istisna o bir A metal. Toprak metallerine geldiğimiz zaman en başta bor var. O da bizim istisnamız çünkü bor bir yarı metaldir. Borun dışında kalanların hepsi metalik özellik gösterecek ve buradaki metallerin hepsi bileşiklerinde her zaman artı 3 değerlik almış olacaklar. Geçiyoruz. Bir sonraki grubumuz 4A grubu. 4A grubu, 5A grubu ve 6A grubunu arkadaşlar biz patronlarının ismiyle anacağız. Yani şurada kim var? Karbon var. Dolayısıyla bu karbon grubu olarak isimlendirilecek. 5A grubuna geldiğimiz zaman periyodik sistemin 15. grubuna yani şurada kim var? Azot var. Dolayısıyla bu patronun ismiyle anılacak yani azot grubu diyeceğiz. Burada kim var? 6A grubunun başında oksijen var. Dolayısıyla oksijen grubu olarak isimlendireceğiz. Bu bazı kaynaklarda karşımıza kalkojen grubu olarak da çıkıyor. Dolayısıyla sorularda da karşınıza gelirse şaşırmayın arkadaşlar. Kalkojenler olarak da çıkabilir ama muhtemelen çıkarsa oksijen grubu olarak çıkacaktır. 7A grubuna geldiğimiz zaman yani periyodik sistemin 17. grubundan bahsettiğimiz zaman burası yine çok özel bir gruptu. Halojenler olarak isimlendiriyoruz biz burayı. Halojenlerin temelinde kimler var peki? Flor, klor, brom ve iyot yukarıdan aşağı doğru gelen temel halojenlerimiz olarak karşımıza duracak. Burada kim vardı? 8A grubu yer alıyordu. 8A grubunun da yine çok özel bir gruptu. Biz bunu soy gazlar olarak biliyoruz arkadaşlar. Helyumdan başlayıp aşağı doğru geliyor ve temel haldeyken tamamı gaz halde yani daha doğrusu oda koşullarında tamamı gaz halde molekül yapısına bileşik yapısına katılmak istemiyorlar kesinlikle. Kararlı haldeki yapılardan bahsediyoruz biz soy gazlara gelince. Şimdi A gruplarını bu şekilde tamamlamış olduk. Birinci, ikinci, 13. 14. ve 18.ye kadar olan grupların hepsi bir A grubu ve baş grup elementleri olarak isimlendiriliyor. Bu arada kim var peki? 10 tane sütunumuz var. 10 tane B grubu burada ve biz bunları genel anlamda geçiş metalleri veyahut geçiş elementleri olarak isimlendireceğiz arkadaşlar. Geldiğimiz zaman aşağıda 2 tane satır göreceğiz. Bu 2 satır da aslında şu demek, şuradaki bir kutucuğun içerisi tamamen bununla doludur. Buradaki diğer bir kutucuğun içerisi de tamamen bunlarla doludur. Buradaki elementlerin hepsi o kutucukların içerisindedir. Yani geçiş metallerinin içerisinde bir geçiş oluşturuyorlar. Dolayısıyla biz bunları genel anlamda iç geçiş elementleri diyeceğiz. İç geçiş elementleri. Ancak her satırın kendine ait bir özel ismi var. Nedir? Üstteki satırımız lantanitler olarak isimlendirilecek. Alttaki satırımız ise aktinitler olarak isimlendirilecek ve sorudan 10 puanımızı güzelce kapmış olacağız. Bize bazı tanecikler vermiş. Bunlar arasındaki ilişkileri sormuş. Bazı büyüklükler yani periyodik sistemdeki özelliklere gelmiş olduk. Periyodik değişimlerden bahsetmeye başlamış olduk. Şimdi helyum, azot, oksijen, flor ve fosfordan bahsediyor bize. Hemen bunların periyodik sistemdeki yerlerini hatırlayacak olursak. Şimdi bu birinci periyot 8A grubunda yer alıyordu. Birinci periyot 8A dedik. Azot neredeydi peki? 7 olduğuna göre 2-5 şeklinde yazacağız. Yani ikinci periyot 5A grubunda olduğunu söyledik. Oksijen yine ikinci periyot 6A grubunda. Flor nerede? 9 olduğu için hemen bunları yanında. İkinci periyot 7A grubunda. Fosfora geldiğimiz zaman 2-8-5 şeklinde katmanlara dizeceğiz. Dolayısıyla bu sefer bu artık 3. periyot hangi grupta? Son katmanda 5 elektron olduğu için 5A grubunda yer alıyor. Yani ben bunu periyodik sistemde şöyle çizecek olursam. Bir helyumu vermiş bana. Şurada bir helyumumuz var. Alt tarafa geldiğim zaman 7A, 6A ve 5A elementlerine yer vermiş burada. Peki 7A'da ikinci periyot 7A'da kim vardı? Flor burada.
Hemen yanında 6 A'da oksijen var. Hemen 5 A'da azot var ve fosfor da burada. Bana verdiği gruplar, elementler burada. Şimdi atom yarıçapı nasıl değişiyordu periyodik sistemde? Sola ve aşağı doğru geldikçe artıyordu. Yani bu periyodik sistem kesimine baktığım zaman en sol en altta fosfor var. Dolayısıyla atom yarıçapı en büyük olduğundan o olacak. Hemen üstünde azot var. En sol tarafta olduğu için bu periyot içerisinde. Dolayısıyla sonrasında o gelecek. Ardından oksijen gelecek. Ardından flor gelecek. Yani sağa ve yukarı doğru gittikçe çap küçülecek. En küçük helyum olacak ki biz helyumu doğada atom yarıçapı en küçük element olarak değerlendireceğiz. İyonlaşma enerjisine geldiğimiz zaman periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor. Yani periyodik sistemin en sağ en üstünde kim var? Helyum var. Dolayısıyla doğadaki en büyük iyonlaşma enerjisi zaten helyumda olacak. En büyük o. O ardından kim gelecek? Sola ve aşağı doğru gittikçe azalacak. Yani flor gelecek. Ancak 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. 3 aşağı 5 yukarı kuralı ne demek oluyor? 5A grubu 6A grubundan büyük, 2A grubu 3A grubundan büyük oluyor. Aynı periyottan bahsediyorsak birinci iyonlaşma enerjisi için. Dolayısıyla burada azot ve oksijeni karşılaştırdığımız zaman azot daha solda olmasına rağmen oksijenden daha büyük bir iyonlaşma enerjisine sahip olacak. Ardından oksijen gelecek ve en küçük tabii ki en altta olduğu için fosfor olacak. Unutmayın arkadaşlar, iyonlaşma enerjisi diyorsa hemen aklınıza bu 3 aşağı 5 yukarı kuralı gelsin. Diyelim ki aynı periyottan bahsediyorsak baş grup elementleri için 5A grubu 6A grubundan büyüktür. 2A grubu da 3A grubundan büyüktür. Elektron ilgisine geldiğimiz zaman periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe elektron ilgisi artıyordu. Ancak soy gazları bunun dışında tutmamız gerekiyor. Çünkü onların elektrona karşı ilgisi falan yok. Onlar zaten kararlılar. O zaman ne diyeceğiz? Flor buradaki en büyük olacak. En sağ, en üstte soy gazları hariç o olduğu için. Ardından kim gelecek? Tabii ki oksijen, sonra azot, sonra fosfor aşağı doğru geldiği için ve bunlar arasında tabii ki elektron ilgisini yok sayabileceğimiz bir helyum var. Bu şekilde sınıflandırma yapabileceğiz. Ametalik özellik yine elektron ilgisinde olduğu gibi periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor ve soy gazları biz bunun dışında tutuyoruz tabii ki. Doğadaki en aktif ametal flordur. O yüzden tabii ki bunu da en başa yazacağız. Yani aslında elektron ilgisine yazdığımız şeyi buraya da aynen yazabiliriz. Fosfor ve helyum şeklinde biz ametalik özellikleri sınıflandırabileceğiz. Sadece elektron ilgisinde şunu unutmayın arkadaşlar. Florun altındaki kloru da bizim ekibimize dahil edecek olursa elektron ilgisi sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor olmasına rağmen florla klor arasında istisna vardır. Klor flordan büyüktür diyeceğiz. Yine birinci iyonlaşma enerjisi ile ilgili bir soru var karşımızda. Birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilen X, Y, Z ve T elementlerinin atom yarıçapları arasındaki ilişkiyi yazınız diyor. Şimdi az önce söylediğimiz kural tekrar burada karşımıza çıktı. Yani 3 aşağı 5 yukarı kuralı burada var. Ne yapıyoruz peki? X'ten sonra Y gelmiş ve Y'ye geldiğimiz zaman atom çapının düştüğünü görüyoruz. Ardından Z'nin burada tap noktaya çıktığını ve Z'den sonra inanılmaz bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani atom numarası artınca eğer iyonlaşma enerjisinde böyle bir düşüş gerçekleşiyorsa bu periyodun değiştiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bir üst periyottaki elementlerken T bir alt periyodun 1A grubundaki elementtir. Yani mesela bunların ikinci periyot olduğunu varsayacak olursak eğer bunlar ikinci periyottaysa bu üçüncü periyot 1A grubunda yer alan elementtir. Peki bunlar hangi gruplarda? X, Y ve Z ikinci periyottayken bu 5A grubunda, bu 6A grubunda, tabii ki arada 7A grubu var. Z de 8A grubunda yer alıyordur. Şimdi biz atom yarıçaplarından bahsediyorsak ne diyeceğiz peki? Demiştik ki periyodik tabloda sola ve aşağı doğru geldikçe atom yarıçapı artar. Bunları karşılaştırdığımız zaman bu üçü sağ tarafta yukarılarda bir yerde, bu bir alt periyotta hem de en solda. Dolayısıyla tabii ki T en büyük atom yarıçapına sahip olacak. Peki bunları karşılaştırırsak kim daha soldaysa o daha büyük olacak. Çünkü bunlar periyodik sistemde yan yana şöyle duruyorlar. Şurada Z var 8A grubunda, arada 7A grubu var. Şurada Y var 6A grubunda ve burada X var 5A grubunda. Kim soldaysa onun atom yarıçapı daha büyüktür. Dolayısıyla X burada olacak. Ardından Y, ardından Z şeklinde ifade edeceğiz. T nerede? T ta buralarda bir yerde, periyodik sistemin ta en solunda yer aldığını söyleyeceğiz.
Şimdi gelelim üçüncü üniteyle ilgili sorumuza. Yani kimyasal türlerle alakalı. Aşağıdaki taneciklerin kimyasal türlerini belirtiniz demiş. Şimdi kimyasal türü 3 ana başlıkta inceliyorduk. Atom, molekül ve iyon olarak. Ancak buradaki iyonların da özellikle alt başlıkları var. Peki nedir bu alt başlıklar? Mesela magnezyumu artı 2 yüklü taneciğini vermiş. Şimdi eğer herhangi bir tanecik pozitif yüklüyse katyondur. Bunu cebimizden direkt ortaya koyarız. Kesinlikle katyon. Ancak nasıl bir katyon? Eğer bir atomun katyon haline, iyonlaşmış halinden bahsediyorsa atomik katyon olduğunu söyleyeceğiz. Klordan bahsedecek olursak negatif yükü gördük. Bu kesinlikle anyondur. Bir atomun anyon hali olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla atomik anyon olarak biz bunu isimlendirebiliriz. NH4'e gelelim. Pozitif yükü gördük. Hemen bunun bir katyon olduğunu ifade edebiliriz. Yani iyonları alt başlığa ayıracak olursak iki alt başlığa, pozitif yüklüler katyon, negatif yükler anyon olarak isimlendiriliyordu. Şimdi artı yüklü dolayısıyla katyon. Ancak buradaki gibi tek bir elementin atomunun katyon haline gelmesinden bahsetmiyoruz. Bir kökten bahsediyoruz. Yani bir atom grubundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu biz kök katyon olarak isimlendireceğiz. Burada ikinci harfin küçük harfli, burada ikinci harfin büyük harfli olması çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü bir element sembolüdür. Tek bir tanecikten bahsediyordur. Yani aslında vurguladığı şey tür olarak atomdur. Ancak buraya geldiğimiz zaman karbon ve oksijen atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani burada karşımızda bir molekül yapısı vardır tür olarak. Buraya baktığımız zaman eksi 2 gördük. Kaç olduğunu fark etmez. Eksi 2, eksi 3, eksi 1 ya da artı 2, artı 1 fark etmiyor. Eğer negatifse bu bir anyon yapısıdır diyoruz. Negatif oldu ve bir atom grubunun negatif hali olduğu için bunun bir kök anyon olduğunu ifade ediyoruz. Klorla farkı budur arkadaşlar. Klorda tek bir atomdan bahsederken burada bir atom grubunun iyon haline gelmesinden bahsediyoruz. O zaman ne yapalım? Güzelce konularımızı da gözden geçirdiğimize göre bir de ödevlendirme yapalım. Sınav öncesi son çalışmalarımızda neler karşımıza çıksın? Hemen bir bakalım. 0'dan 9'a kimya kitabıyla çalışmak önemli. Öncelikle bununla başlayalım ki konu tekrarını iyice bir yapmış olalım. Şimdi birinci ünitenin ta en başından başlıyordu. Yani bizim karşımıza simyadan kimyaya konusunu en azından hızlıca gözden geçirerek başlayalım. 12. sayfadan başlıyor yolculuğumuz. Ta periyodik özelliklerde bittikten sonra kimyasal türler ve türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına kadar, yani 116. sayfaya kadar ödev olarak karşımıza çıkıyor. Zaten başlangıç kısımlarını çözdünüz. Yani birinci üniteyi, ikinci ünitenin büyük kısmını zaten çözdünüz. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Onlara hızlıca bir göz atın ve yolunuza devam edin. Diğer soruları çözmeye başlayın. Genel anlamda karşımıza bu kitapta neler çıkacak ondan bir bahsetmek istiyorum. Bu kitapta konu anlatım, daha doğrusu konu özet kısmında sol sayfada bize konuyla ilgili özet bilgiler, konuyu anlatan bilgiler verir. Ve hemen yan sayfamızda bize onunla ilgili direkt bu kazanımları öğreten testler olur karşımıza çıkan. Her sayfada bununla karşılaşırız. Konu bittikten sonra ne olur peki, belli konuları anlattıktan sonra artık onunla ilgili test soruları karşımıza çıkmaya başlar. Ve çözemediğimiz soruda da TAT hemen bize yardımcı olur. Herhangi bir soruyu çözemediğimiz anda sesli olarak çözümünü dinleyip mevzuyu iyice derinden öğrenebiliriz. 0'dan 9'a kimya kitabını tamamladıktan sonra tabii ki ödevimiz bitmiyor. Hazır değiliz hala daha. Bir de tak kimya kitabından çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekecek. Burada ne yapacağız peki? Ödevimiz nereden nereye kadarmış bakalım. Yine 13. sayfadan başlıyor burada da. Yani ta en baştan alıyoruz. Ve kimyasal türler arası etkileşimlerde kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırmasının sonuna kadar geleceğiz. Yani 104. soru sayfaya kadar sorumluyuz. Burada genel anlamda nelerle karşılaşacağız bundan bahsedelim. Burada da konuyu bize özetleten, tanımlayan sayfalarda, yani kazanımları kazandıran sayfalarda yukarıda biz çözümlü örnekler göreceğiz. Çözümlü örneklerden sonra da yine tamamen bu kazanımla ilgili İki tane test sorusu, bir tane boşluk doldurma sorusu ve bir tane de yazılı tipinde soru bizi bekliyor olacak. Ve konuları tamamladıktan sonra da yine bizi testler bekliyor olacak. Burada karşımıza çıkacak teklerde tarama testleri olacak. Tekrar testlerimiz olacak ve tekrar testlerinden sonra ALFL tarzında testler olacak. Yani fen liseli arkadaşların da şöyle bir göz atmasında fayda olacak sorular burada gelecek. ÖSYM tarzında bazı sorular olacak ve en sonunda da bizi yazılı tipindeki sorular bekliyor olacak. Bunları da çözdükten sonra zaten artık
hazır bir hale gelmiş olacağız. Ve güzelce yazıldan herkes yüzünü kapmış olacak. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırmayı unutmuyoruz. Yorumlarda kesinlikle ve kesinlikle bunu paylaşıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi bir sınav dönemi diliyorum. İyi çalışmalar.